Evet, şimdi Oldu oldu. Aynen, süper. Ay çok sevindim. Tekrar kusura bakmasın arkadaşlar. Ufak bir teknik Evet. problem yaşadık, istemeden oldu. Ben Evet, az kusura önce bakmayın. sen gelmeden önce bahsetmiştim ama tekrar yeni gelen arkadaşlar için de bir bilgi vereyim. Bugün EduTalks tecrübe konuşuyor kapsamında University of Birmingham'da okuyan öğrencimiz Selim Teker bizimle. Hem YLSY sürecinden hem de eğitim sürecinden bahsedeceğiz. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Sen de hazırsan başlayalım Hazırım istersen efendim. yavaş Evet, yavaş. Tamamdır. başlayabiliriz. Tamam. Ben biliyorum ama birazcık kendinden, eğitiminden neler yaptın, şu an neler yapıyorsun bize bahsedebilir misin? Tabii. Ben moleküler biyoloji genetik mezunuyum. Daha sonrasında özel bir firmada 1,5 yıl kadar çalıştım, bir Ar-Ge firmasında. Sonrasında akademik kariyer yapmak istediğime tekrardan karar verdim ve aslında Türkiye'de de bir yüksek lisansa başlamıştım. Bu süreçte aynı zamanda YLS bursunu kazandım. Yani yurt dışında yapmanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Sonrasında da işte sizinle tanıştım, Birmingham'a geldim. Bu şekilde şimdi Birmingham'da biyoinformatik master yapıyorum. Gayet mutluyum, her şey yolunda. Bu şekilde. Süper, çok sevindim. Peki senin sürecin başına gidersek, YLSY bursunu nereden duydun ve nasıl başvurmaya karar verdin? Nasıl gelişti o süreç? Aslında benim çok yakın bir arkadaşım vardı. O da biyoinformatik bölümünde. O bana bahsetti. Ben başvuracağım işte bu şekilde bir burs var falan gibisine. Sonrasında da ben de şansımı denemek istedim. Zaten hali hazırda benim IELTS diyorum. ALES puanım vardı. Sonra gerekli evrakları toparlayıp başvurumu Süper. gerçekleştirdim. Sonrasında da başvurulara başladın zaten. YLSY Evet. bursun onaylandıktan sonra. Başvuru süreci senin için nasıldı? Neler yaptın başvuru sürecinde? Aslında başvuru süreci böyle çok zorlu geçmedi benim için. IELTS puanımı almıştım sizle görüşmeden önce. Hazırda IELTS puanım vardı, planlarım vardı. Seninle tanıştım. Sana ne istediklerimden bahsettim. Bu en önemlisi bu bence. Hani kişinin ne istediği, nasıl bir okul istediği, nasıl bir sıralamasının nasıl olmasını istediği, çevresinin nasıl olmasını istediği. Bunlar çok önemli. Bu şekilde sana ben neler yapmak istediğimi anlattıktan sonra güzel bir şekilde okul araştırması yaptık ve okullara başvurduk. Yani başvuru süreci benim için çok zorlu geçmedi. Senin için nasıl geçti bilmiyorum. Yo, Çünkü benim de başvuru... şiir gibi geçmişti seninle. Evet, yani okullardan da çok güzel yanıtlar aldık. Her şey çok güzeldi. Sonrasında bana karar vermek düştü biliyorsun. Biraz Aynen. o konuda zorlandım. Ama şu anda çok mutluyum. Yani Süper. beni çok güzel yönlendirdiğini düşünüyorum. Şu anda gayet her şey yolunda. Yanlış hatırlamıyorsam başvurduğunuz okulların hepsinden kabul almıştık sana diye Evet. hatırlıyorum. Reddimiz yoktu hatta. Bütün sonrasında sen karar vermekte birazcık Evet, çok zorlanmıştık zorlandım. hatta. Peki, teşekkür ederim. Peki IELTS'in hazır demiştin. Sen IELTS'e nasıl hazırlandın? Yurt dışı dil kurslarından yararlandın mı? Nasıldı o tecrüben? Ben zaten o sırada işten ayrıldım. Çalışıyordum, işten ayrıldım. Yani IELTS'e odaklanmak istedim. Çünkü en önemlisi bence oydu. IELTS için yurt içi dil kursu aldım. 3 dönemde aldım. İlk dönemi Marmara'da aldım, Marmara Üniversitesi'nde. Hafta içi, intermediate'le başlamıştım ben. Çok güzeldi, hocalar çok kaliteli, ortam da çok iyiydi. Benim evime de daha yakında aslında bakarsanız. Sonrasında ikinci dönem için Bahçeşehir'e geçtim. Çünkü Marmara'da hafta içi kursu devam etmeyecekti. Hafta sonu alınacaktı. Ben de hafta içi çalışmayı daha çok seven. Yani hani öğlen bitiyordu çalışmalarım, dersler en azından. Öğleden sonra bize kalıyordu. Bu yüzden hafta içi bana daha mantıklı. Yani benim için daha iyi bir opsiyondu. Hani çalışan arkadaşlar için hafta sonu daha iyi olabilir ama ben hafta içi değerlendirmek istedim. Bahçeşehir'e geçtim. Bahçeşehir'den de çok memnunum. Yani iki üniversitede bence gayet iyiydi. Zaten bence IELTS kesinlikle kişinin kendi çalışması. Yani sadece hocaların anlatması şeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hani kendi çalışmaları da önemli. Ben hafta içi kütüphanelere gidiyordum daha çok derslerden sonra.
Arkadaşlara onları önerebilirim. Hı. Bir de şey önerebilirim. Hani IELTS odaklı çalışmalarını. Çünkü hani IELTS'in belli bir sınav şekli var ve bu şekle göre baştan çalışırlarsa daha onlar için yararlı olabileceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Sen aslında IELTS'in hazırdı ama pre-session'la katılmadın. Katılamadın daha Katılmadım. doğrusu. Ufak bir hamlemiz oldu onunla alakalı. Onu da ben bahsedeyim olmazsa arkadaşlar. Aslında Tabii. senin IELTS'in önceden hazır olmasına rağmen University of Manchester'dan birazcık geç yanıt aldık. Kabulümüz geç kaldı ve kabulün geldiği günde pre-session'a başvurusu yapılması gerekiyordu. Çünkü senin puanın ufak bir pre-session'a katılmanı gerektirdi aslında ve biz onu başaramadık maalesef. O Evet. yüzden Manchester kendi kendini eledi aslında. Sonra da ona göre sen okula karar vermek durumunda kaldın. O da birazcık yönlendirici oldu. Evet. Aslında şöyle biz hep arkadaşlara erken başvuruyu tavsiye ediyoruz. Çünkü IELTS alana kadar bir yandan da kabullerin de gelmesi gerekiyor. Ki okul kararını verebilmek için. Biz senden aslında çok geç başlamadık ama bazı okullar geç döndükleri için yani ne kadar erken başvuru yapılırsa o kadar iyi oluyor aslında. Ona da Evet. değinmiş olduk bu noktada. Peki şimdi okul tecrübenden bahsetmemiz gerekirse ders sistemi nasıl? Senin bölümün laboratuvar ağırlıklı mı? Yoksa yine lecture ve teori üzerinden mi ilerliyor? Nasıl ilerliyor? Ben biyoinformatikte master yapıyorum. Bu biyolojiyle computational science'in birleşimi gibi düşünebiliriz bu alanı. O yüzden laboratuvara girmiyorum. Daha çok computational ilerliyor bizim bölüm. Bizim üniversitede de yani bu bölümden bölüme de değişebiliyor aslında ders sistemi. Benim master programımda modül modül ilerliyoruz. Her ders sadece bir derse odaklı 3 haftamız var düşününce. Yani genelde 3 hafta sürüyor, bazı dersler 2 hafta sürüyor. O ders 3 hafta sürerken bizim presentationlarımız oluyor, essay yazımlarımız oluyor. Yani her dersin farklı oluyor tabii ki de assessmentları ama... Bizim bu şekilde, bizim bölümün. Daha sonrasında bağlantıda sorun oldu sanırım. Şimdi evet, şimdi sesin gitti, şimdi onu duyabiliyorum. Ama modüller kısmını alamadık tam olarak. Ben baştan anlatayım onu. Modül modül bizim bölümde ilerliyor dersler. Geçen dönem 4 dersim vardı benim. 4 ayrı modül. Her biri 3'er hafta sürdü. 3 hafta boyunca her dersin kendi sınavı ve sunumları oluyor. Daha sonrasında da modüller bittikten sonra en son her ders için birer egzem, birer sınavımız vardı bizim. Geçen dönem bu şekilde ilerledi. Bu dönem 3 dersim var. Bir de grup projem var. Bu şekilde. Ama bizim üniversitede bazı bölümler bütün derslerin aynı anda alındığı, normal Türkiye'deki gibi olan bölümler de var. Yani bu bölümden bölüme değişebilen bir Aynen. durum. Her okulun programı, sistemi kendine göre Evet. farklı olabiliyor tabii. Peki okulunun en sevdiğin özelliği nedir? Ya bence Birmingham zaten çok kültürlü bir şehir. Şehir olarak da, üniversite olarak da bence bütün her milletten her insan var. Bizim sınıfta bile 30 kişiyiz ama çok her kültürden insanlar var ve onlarla konuşurken ve yani bir şekilde bir araya gelebildiğimizde Covid'den dolayı çok fazla gelemiyoruz ama yani bu şekilde çok fazla kültür tanıma şansım oldu. Ve herkesin kültürün farklılıklarını yemeklerinden tutun da aksanlarına kadar bunların hepsi benim hayatımda çok önemli bir yer ediyor şu anda. Üniversitemle ilgili bence en güzel şey bu diyebilirim. Süper, çok güzel. Peki okulda çok Türk var mı ya da daha çok hangi uyruktan insanlar var? Bizim okulda yani şu anda benim iki tane yakın Türk arkadaşım var burada. Birisi kendi bölümümde. Türk olarak bence 50-60 kişi falan olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bir WhatsApp grubu var. O grupta 60 kişi falan olmalıyız. Genelde Çinliler ağırlıklı bizim okulda. Yani genelde İngiltere'de bu şekilde olabilir. Bilmiyorum çok fazla. Hani diğer okullarda nasıl ama bizim okulda Çinli nüfusu daha fazla.
Şimdi şu şekilde söyleyebilirim. Geçenlerde bir Türk grubu buluştular ama benim o zaman bir assignment'ım vardı ve ben katılamadım. Çok fazla buluşamıyoruz ama bu koronadan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani hani zaten buluşmamız aslında yasak gibi söyleyebilirim. Ama WhatsApp'tan sürekli problemlerimiz olduğu zaman ya da işte herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman haberleşip çok güzel bir şekilde birbirimizle iletişim kuruyoruz. Süper. Uluslararası öğrencilerle eğitim almak nasıl bir duygu sence? Bence harika, dediğim gibi. Yani herkesin ayrı bir güzelliği var diyebilirim. Herkesin ayrı bir aksanı. Özellikle bunu grup projelerinde çok iyi anladım. Grup projelerinde daha fazla herkes birbiriyle karışık bir grup şekilde oldu bizim. Her dersin bir grup projesi oldu çünkü. Orada anladım. Yani uluslararası öğrenciler, bence hep beraber birbirimize destek oluyoruz bu süreçte aslına bakılırsa. Ve çok heyecanlı bence. Yani onları tanımak, herkeste değişik bir farklılık bulmak, bir benzerlik bulmak. Bütün kültürler arasında bence bir farklılık ve bir benzerlik var. Bunu buraya gelince daha iyi anladım. Süper. Şurada bir sorumuz var. Yorum olarak Oğut'un Kıa isimli arkadaşımız sormuş. ALES ve YLS'ye puanı kaçtı acaba diyor. Herhalde kendisi de başvurmayı düşünüyor. Onları da cevaplayabilir miyiz? Tabii. Benim ALES'im 80'di. YLS'den de YLS genel puanımı soruyor herhalde arkadaş. Onu şu anda tam hatırlayamıyorum. Ama tam hatırlayamıyorum. Onu sonradan belki arkadaşa özelden yazabilirim. Çünkü hatırlayamıyorum. Yalan da söylemek istemiyorum. Okul ortalamam 3.0'la mezun olmuştum. Mülakattan da düşük bir puan almadım. Yani hani bence iyi bir puandı. Ortalama iyi Tabii orada şekildeydi ama tam aslında hatırlamıyorum. diğer başvuranların da Tabii puanları tabii da tabii. belirleyici olduğu için seninki aslında bir belirleyicilik şey yapmıyor. Bir de Türkiye'ye döndüğünde hangi şehirde olacak diye bir soru var. Ben Dönünce hangi kurumda çalışacaksın ona nasip değinelim. olursa İstanbul'da olacağım. İstanbul'da. Çünkü TÜSEP, benim kurumum TÜSEP. İstanbul'da şu anda koşu yolunda ama Ankara'da da küçük bir ofisi var diye biliyorum. Yani neler olacak, neler değişecek bilemeyiz ama şu anda İstanbul görünüyor. Aynen. Kısmet. Evet, Bir de kısmet. bölümünüz nedir? Başını kaçırdım demiş Gökhan Özden. Bioinformatik. Aynen. Bioinformatik master yapıyorum. University of Birmingham'da okuyor şu an Selin. University of Birmingham, Tamam, şimdi başka bir soru ben göremiyorum. Biz o yüzden kendi sorularımıza devam edebiliriz. tamamdır. Birazcık da Birmingham'dan bahsedebilir misin bize? Şehir nasıl? Hava nasıl? Birmingham, İngiltere'nin sanırım ikinci büyük kenti olması lazım Londra'dan sonra. Nüfusu yoğun bir şehir. Havası bence, yani daha kuzeylere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yağmur yağıyor tabii ki İngiltere'de her yerde olduğu gibi ama güneşli günler de fazla. Haftada 2-3 gün güneşli günler oluyor burada. Yani kendinizi kötü hisseder misiniz bilmiyorum ama ben kötü hissetmedim. Şu anda zaten günler de uzuyor. Hala hava aydınlık. 4'te hala diyorum, pardon. Saatler karıştı. Bir an burada da 3 zannettim. 4'ü geçiyor, yani 4.30 gibi falan hava kararıyor. Şehir güzel. Ben Selioğlak'ta yaşıyorum. Çünkü burası üniversiteye çok yakın bir bölüm, bir kesim. Öğrenciler genelde burada yaşıyorlar. Burası daha öğrencilerin yaşadığı sakin bir yer diyebilirim. Şehir merkezi daha kalabalık oluyor. Buraya bir 10 dakika trenle, otobüsle 10 dakika mesafede. Kalabalık. Şehir merkezi kalabalık oluyor. Şu an Covid var ama Covid olmasına rağmen yine de kalabalık oluyor. Yani çok güzel parklar var çevrede. Başka ne söyleyebilirim şehirle ilgili? Şeyi Parklar sorsam sana, var. peki sen okula ve şehre ulaşımını nasıl yapıyorsun, nasıl sağlıyorsun? Onunla alakalı da bilgi alabilir Evet. miyiz? Tabii. Yürüme mesafesinde, yaşadığım yer okula yürüme mesafesinde, hatta 2 dakika diyebilirim Süper. yürüyerek. Marketlere de çok yakınım. Tam böyle merkezi bir yerde yaşıyorum. Şehir merkezine de trenle ya da otobüsle gidebilirsiniz.
Ve çok yakın, 10 dakika. Trenle de otobüsle de 10 dakika sürüyor. Yani burası bence şey açısından çok iyi. Birmingham merkezi bir yer olduğu için, yani diğer şehirlere de çok yakın. Aslında gezmek için de hafta sonları her yere gidebilirsiniz düşününce. O açıdan da çok iyi. Yani Covid bittiğinde büyük ihtimalle bir sürü yere gitmeyi planlıyorum. Ama İnşallah. inşallah bakalım şimdilik bekliyoruz. Şey diyebiliriz o zaman, yani gün içinde okul ve ev arasında aslında pek toplu taşıma kullanmana gerek kalmıyor. Sadece şehir merkezine gitmen gerektiği Evet. zaman kullanıyorsun. O da zaten 10 dakika diyebiliriz yani. Evet. Psikolog Hacer Çelik bir soru sordu. Birmingham'dan Londra'ya gidiş dönüş nasıl ve ücreti ne kadar, öğrenci indirimi oluyor mu dedi. Ama sen gittin mi bilmiyorum, ama biliyor musun? Ben gidemedim çünkü lockdown var burada. Yani şehirden çıkmamız bile yasak diyebilirim. Şu anda daha da aslında sıkıştırılı. Yani daha da kurallar katı burada. Gidemedim ama bildiğim kadarıyla 1,5 saat, 2 saat trenle gidip gelebiliyoruz. Ve ben ilk geldiğimde buraya kendime bir train kart aldım. Üyelik. Bu kartla indirim oluyor öğrencilere. Yani yaşınıza göre değişiyor. 25 yaşa kadar daha indirimli oluyor. 25'ten sonra 26-30 yaş arasına göre daha az indirimli. Ama yine de indirimli. Yıllık oluyor. Kaç pound almışım? Sanırım 40 pound'du yıllık ücretim. Bunu alırsanız bütün tren ulaşımlarınızda kullanabiliyorsunuz indirimli şekilde. Ücreti de Londra'ya çok pahalı değildi. Sanırım bir kontrol de etmem gerekebilir onu. Çok pahalı değildi. Gidiş dönüş. Bir saniye sizi bekleteceğim. Şuradan hemen bir bakayım. Benim hatırladım 35 pound gibi. Git gel. Yine de bir kontrol etmek Onlar istiyorum. yine de şey, hani zamanla Ya göre de değişiyor. evet, Evet, standart değişiyor. olmuyor ama aşağı yukarı hani o civarlar olabilir Çok belki. pahalı değil yani gerçekten çok pahalı değil. Değişebiliyor. Kolaylıkla bakabilirsiniz siz de internetten. Ben aslında planlamıştım ama şu an hatırlamıyorum yani. Yani çok baktım. Bir sürü her yere baktığım için de olabilir. Ama gitseydim büyük ihtimalle hatırlardım ama gidemediğim için maalesef arkadaşlar size net bilgi veremeyeceğim. Teşekkür ederiz yine de uğraştırdık Rica seni. ederim. Şimdi ulaşım konusuna vesaire gelmişken şeylerden de bahsetmek istiyorum. Yurtta kalıyorsun zaten. Yurttan memnun musun? Yurt şartları nasıl? Biraz onlardan da bahsedelim. Ben okulun yurdunda kalıyorum. Daha kolay olacağını düşünmüştüm. Çünkü hani Covid belki de hani bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim ben. Hani derslere gidebilseydim benim için çok rahat olacaktı diğer yerlerde yaşamaya göre. Ama yurtta çok rahatım. Yani 5 kişilik bir katta yaşıyorum, bir dairede yaşıyorum. Herkesin kendine ait banyosu var. Mutfak ortak kullanıyoruz, mutfak ortak. Ama çok rahatım yani. Her yere çok yakınım. Normalde ücretlerinden de bahsedeyim, belki arkadaşlar merak eder. Normalde 560 pound aylık ama 10 ayda ödediğim için şu anda ben 780 pound civarında aylık ödüyorum. Ama son 2 ay ödeme yapmayacağım. Yani bu son 2 ayda benim için daha rahat olabilir aslına bakarsanız. Diğer yerlerde de genelde 500 ile 650 pound arasında burada kiralar, aylık kiralar. Ama yurtta tabii faturalar vesaire de aslında Tabii hepsi tabii her dahil şey içinde, oluyor. her şey içinde tabii. Her şey Aynen. içinde. Sadece burada çamaşırhane kullanımı ekstra ücretli. Onu da söyleyeyim. Doğru. Aynen, Geri güzel kalan her şey nokta. içinde. Geri kalan her şey içinde. Peki, bu da çok merak ediliyor. Zaten tekrar da sorulmuş. Cep harçlığı yurdun dışında ödedikten sonra yetiyor mu? Ne düşünüyorsun onunla alakalı?
Yani gerçekten bence bu konuda stres yapmasınlar. Eğer Birmingham'da yaşayacaklarsa ben de bunun stresini çok yapmıştım. Bu konuda stres yapmasınlar çünkü benim için yetiyor. Ve ben hani böyle her şeyi çok çok alan bir insanım. Hani online alışveriş de yapıyorum, markette. Yani bana şu anda yetiyor ki ben 780 pound yurt parası ödüyorum. Aynen. Bu Evet. halde yetiyor. O yüzden bence arkadaşlar bu konuda hiç stres olmasınlar. Aylık market masrafım da 250 pound civarında. Yani çok değil ama hani eğer tutumluysanız ve daha az harcayan bir insansınız gerçekten daha az da harcayabilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle her şeyi alıp böyle hani hiç çekinmeden rahat bir şekilde yaşıyorum burada. Evet, bir de tabii toplu taşımaya da bir şey ödemediği Evet, toplu için. taşıma ödemiyorum. Evet, o çok Aynen. avantajlı. Teşekkür ederim. Bir soru Rica geldi. Eyüp Yılmaz ederim. sanırım. 1 artı 1 flatlerin fiyatı ne kadardan başlıyor acaba? Evli gelecekler için diye sormuş. Senin bir bilgin var mı onunla alakalı? Ben bakmıştım aslında. 800 pound'dan başlıyor diye biliyorum. Birazcık daha pahalı. Çünkü 1 artı 1 kendilerine tamamen kendilerine ait bir ev istiyorlarsa onlar pahalı oluyor. Ama burada bir arkadaşımın yaşadığı 1 artı 0 diyebilirim. Daireler var mutfağı içinde. İki kişi yaşayabilirler. Tabii birazcık dar olabilir onlar için. O da yine 650 pound civarında o tarz dairelerdi. Yani ne kadar büyük ve şey olursa fiyat o kadar tabii ki de artıyor. Aynen. Burada da ben bir şey ekleyeyim. Eyüp Bey'e hani okulların aynı zamanda evli çiftler için couple accommodation'ları da oluyor. Belki yani kendisi kararına göre, tercihine göre belki onu da bilmek isteyebilir diye düşündüm. Bir de şey sormak istiyorum. Vize alma konusunda bir problem yaşadın mı? O süreç nasıl geçti senin için? O süreç de benim için kolay geçmişti. Biz zorlanmadım çünkü sanırım zamanımız vardı. Bir aydan fazla zamanımız vardı diye Evet. hatırlıyorum. Biz 2 aylık burs yatacak miktarı da zamanı, onun için gereken zamanı da ayırıp ona göre başvurumuzu gerçekleştirdik Ece ile. Tam 2 haftada geldi benim vizem. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık. Sonra hemen bütçe randevusu oluşturduk. Bütçe randevusundan sonra da para yattı ve geldim yani. Hiçbir Evet. sıkıntı yaşamadım. Aynen, her şeyimiz biraz daha sürece uygun gittiği için Evet, bayağı evet, Covid olmasına evet. rağmen bayağı rahat halletmiştik sen işte. Aynen biz çok rahat hallettik ama sanırım bu süreçle ilgili bayağı bir zamanımız vardı. Okul başvuruları için de, karar aşaması için de. Her şey için yani zamanımız vardı. O yüzden bence erkenden başlamak en iyisi arkadaşlar. Yani zamanınızı ayarlayın ve hani sonradan hemen hallederim diye düşünmeyin. Çok stresli oluyor çünkü. Ne kadar erken o kadar iyi diye düşünüyorum Teşekkür ederiz. Bir ben. soru daha var. Gözde Demirbaş sanırım kullanıcı adlı. Güzel. Birmingham'da birkaç tane okul yurdu var diye araştırmıştım. Doğru mudur? Bir farkı var mı diye soruyor. Bizim okulun da yurtları var, farklı farklı. Yani birden fazla yurdu var. Postgraduate'ler için 2 tane var diye biliyorum. Birisi benim yaşadığım Cherry Hall'da kalıyorum. Ben bir de Mason Hall var. Mason Hall birazcık daha uzak yani. Hem bu marketlerin olduğu, bu restoranların olduğu kısmı uzak. Ama onun da şöyle bir avantajı var. Çok güzel bir manzarası, göl manzarası var. Ağaçların içinde hani yani herkesin kendi tercihine göre değişebilir. Okula da bir 10 dakika, 15 dakika yürüme mesafesinde diyebilirim orası. Bir de şeyler var. Undergrad'larla beraber yaşayabilecekleri, hani daha uygun, daha yine onlar da birçok farklı yurt var. Bir de özel yurtlar da var burada tabii ki de. Yani çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ama bu kişiye göre değişir ne istediğinize göre. Paylaşımlı oda mı istiyorsunuz, paylaşımlı banyo mu istiyorsunuz yoksa kendinize özel mi istiyorsunuz? Bunlara göre değişir. Evet. Ya yani genelde zaten yurtların pek bir farkı olmuyor ama önemli olan konumu vesaire, yani öncelikleri belirlemek gerekebiliyor. Zeynep Esen'in bir sorusu var. Okul başvurunuzu ne zaman yapmıştınız diye soruyor. Okul başvurumu ne zaman yapmıştık Ece? Mart, geçen sene Mart falan
falandı. Evet evet çünkü sanırım civarlar. ikinci kurdaydım. Çok şey yapmadım ben, çok beklemedim. Dil kursundayken ilk dönem değil de ikinci dönem olması lazım. Öyle evet, hatırlıyorum. Evet. İletişime geçip seninle başvuruları yaptık. Aynen. Teşekkür ederim. Peki şimdi COVID nedeniyle belki çok tecrübe edememişsindir ama okulda sosyal aktiviteler veya ne gibi aktiviteler oluyor? Kulüpler evet. vesaire onlar nasıl? Yani sosyal aktiviteler şu anda yok denebilir. Hı-hı. Çünkü yani okula bile gidemiyoruz. Ama birçok kulüp var. Herkesin internetten de bakabilirsiniz Birmingham sitesinden. Çok fazla kulüp var. Ben herhangi bir kulübe üye olmadım COVID'den dolayı. Çünkü zaten olsam da yani etkinlik yok, katılabileceğimiz bir şey yok. Ama sanırım seneye her şey daha güzel olacak. Öyle umut ediyorum. Ayrıca geçen hafta bizim term break'imiz vardı. Birinci dönem bitti, ikinci dönem başladı. O arada bir herkesin tatili olduğu bir zaman vardı. Üniversitenin bir festivali vardı. University of Birmingham Festival diye geçiyor. Her yıl oluyormuş. Tabii her yıl yani dışarılarda eğlenceler, güzel aktiviteler oluyor. Bu yıl online gerçekleşti. Online şekilde bir sürü değişik aktiviteler yapıldı. Bunlar her kişinin bölümüyle ilgili yarışmalardan tutun da sosyal etkinliklere, beraber film izlemeler, yoga, meditasyon, böyle her şekilde bir hafta dolu bir program vardı. Yani bu şekilde online etkinlikler yapılmaya çalışıyor. Çünkü bütün öğrenciler stresli, bütün öğrenciler sıkıldı artık. Bu tarz şeyler yapılmaya çalışıyor şu anda. Yani aslında şey, University of Birmingham'da yeni COVID üzerine de biraz güzel adapte olmuş durumda diyebiliriz. Evet, evet, evet. Yani mecbur, artık mecbur kaldık. Aynen. Yapacak bir şey yok. Alışmaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bir soru daha var. İletişim ve İngilizce konuşma konusunda başta zorlanma oldu mu? Alışmak ya da anlama olarak teşekkürler demiş. Evet. Bu evet, bu soru güzel bir soru. Aha, aynen. Yani benim IELTS skorum iyiydi. Yani İngilizcem de iyi olduğunu düşünüyorum. Derslerde sorun yaşamadım. Derslerde çünkü her hocalar bence daha düzgün konuşmaya çalışıyorlar. Yani daha kelimeleri yutmadan, daha anlayışlı. Çünkü bir sürü, sizin gibi bir sürü international öğrenciler var. O konuda hiçbir sıkıntı çekmedim derslerde. Hı-hı. Ama tabii ki de bir markette ya da bir yerdeyken burada herkeste İngiliz aksanı var ve bunu anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. O yüzden gelmeden önce bence kesinlikle dil odaklı çalışsınlar. İngilizceleri ne kadar iyi olursa o kadar Hı-hı. onlar için avantajlı rahat olacağını olur. Düşünüyorum. Rahat olacaklarını Hı-hı. düşünüyorum. Çünkü hani assignment'larda bir writing yazarken de hani normal bir İngiliz 2 saat harcıyorsa biz 2 gün harcayabiliyoruz. Siz ne kadar iyiyseniz o süre daha da azalır sizin Hı-hı. için. Ben ilk başlarda tabii ki de birazcık herkes gibi sıkıntı yaşadım ama şu anda bir sıkıntım yok. Gayet iyiyim. Korkmayın ve sadece eğitiminize odaklanın bence. Hı-hı. Zamanla alışılıyor diyebiliriz evet, evet, yani alışılıyor aslında. Yani. Hani artık sürekli maruz kaldığınız için mecburen alışıyorsunuz. Evet. Şu anda hani COVID olmasına rağmen ben çok fazla sosyal etkinliklere katılmamama rağmen, hani çok fazla dışarıya çıkamamama rağmen yine de gayet iyi hissediyorum. Hani bir sorun yok. Yani bir de normal bir süreç olsaydı her şey daha da kolay olabilirdi. Evet. Ama gerçekten İngilizce eğitiminize gelmeden önce ne kadar sıkı sarılırsanız o kadar iyi sizin için. Teşekkür ederiz. Zaten güzel. Şey, yani sosyal hayat tabii farklı oluyor ama genel olarak Hı-hı. zaten toplumun yapısı çok kültürlü olduğu için Hı-hı. üniversitedeki hocaların hepsi de İngiliz olmuyor. Yani hep onlar tabii, da başka tabii. milletlerden Öyle oldukları değil. için hem sizi daha rahat anlıyorlar hem de onların da böyle çok keskin aksanları olmayabiliyor Evet. her zaman aslında diye Aslına düşünüyorum. bakarsam bizim bölümde yani çok fazla hocalar yani İngiliz hoca sayısı daha az diyebilirim. Yani Evet. her milletten bir sürü hoca var. O yüzden yani akademide zorlanmazsınız. Çünkü yani hocalar gerçekten her milletten. Alman hocamız da var, Çinli hocamız da var, Mısırlı hocamız da var. Yani düşününce şu anda İngiliz hocamız daha az bile çıkabilir. Evet, olabiliyor. İbrahim Serttaş'ın bir sorusu var. Sadece yüksek lisans mı yapıyorsunuz yoksa doktora var mı yanında? Güzel bir soru aslında. Biz buna değinmemiştik.
Evet, benim doktora da var. Hı. Şu anda yüksek yapıyorum ama doktoraya da inşallah seneye Aynen. başlayacağım. Master Evet. bitince doktora Hı. için çalışmalara başlayacaksın Evet. yani. Peki az önce bahsettin ama oradaki yaşayan YLS'li arkadaşlarımız veya diğer şehirdeki arkadaşlarımızla iletişiminiz nasıl? Veya hani sen onların toplantılarına gittin mi? Öncekine Hı. gidememişsin ama daha öncekilere Gidemedim. gittin mi? Görüşebiliyor musunuz? Nasıl sistem? Yani gerçekten görüşemiyoruz şu anda maalesef. Çünkü yani toplu görüşülmelere izin verilmiyor burada. Yani 3-4 kişiden fazla bir araya gelmek yasak. Kesinlikle yasak. Herkes sadece belli başlı kişilerle birkaç kişiyle görüşebiliyor. Buna izin var burada. Benim bir iki tane Türk arkadaşım var yakın. Onlarla sık sık görüşüyorum. Yani 2-3 günde bir görüşüyoruz diye söyleyebilirim. Ama toplu bir şekilde görüşemiyoruz. Ama dediğim gibi WhatsApp'tan ya da sosyal medyadan, yani her birinin bir şeye ihtiyacı olduğu zaman ya da bir sorun olduğu zaman ya da bizim şeylerle ilgili işte Milli Eğitim'e yükleyeceğimiz belgeler oluyor, öğrenim planları oluyor. Onlarla ilgili sürekli iletişim halindeyiz aslına bakarsanız. Ama buluşmaya gidemedim arkadaşlarla. Bir kere zaten onlar da buluştular. O arada ben maalesef meşguldüm. Katılamadım ama bir dahaki buluşmaya katılmayı düşünüyorum ama tabii yani nasıl olacak? Hani bir arada gezemiyoruz. Nasıl olur bilemiyorum. İnşallah bahara doğru daha da rahat tadını çıkarabiliyor İnşallah, inşallah. olursunuz. Emre Yıldırım 05 sorularınızı hiç görmedim ben. Kaçırmış olabilirim. Tekrar yazarsanız buradan cevaplamaya çalışırız. Ercan Dursun okul ve bölüm neydi lisansta demiş. Ben Moleküler biyoloji ve evet, genetik. moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. İnönü Üniversitesi'nden mezun oldum. Evet. Aynen. Tamam. Bu sırada da İbrahim Bey de sordu aynı soruyu. Yanıtlamış olduk aslında. Biz de o zaman diğer sorularımıza devam edelim. Peki Tabii. yavaş yavaş sonuna da geliyoruz aslında ama başka tavsiyelerin var mıdır genel olarak bizi izleyen arkadaşlara neler tavsiye edersin şehirle alakalı, süreçle alakalı? Ya ben arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Bence öncelikle kendilerini ne istediklerine karar versinler. Çünkü bu kararsızlığı ben de yaşadım başvuru sürecinde. Nasıl bir eğitim istiyorlar? Öncelikle kendi alanları hangi üniversitelerde daha iyi, bunu araştırsınlar ve buna göre başvurularını gerçekleştirsinler. Daha sonrasında nasıl bir şehir, yani nasıl bir hayat istiyorlar? Nasıl bir iklim, nasıl bir hava, bunlar çok önemli. Çünkü insanın gerçekten psikolojisini etkileyen faktörler bunlar. Bunlara bence öncelikle bir karar verip ona göre başvurularını gerçekleştirsinler ki sonradan pişman olmasınlar ya da geldiklerinde hayal kırıklığı yaşamasınlar. Bence bunlara gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yunus Emre Demirci hangi yıl kazandınız bursu demiş. Sen kaç yılı 2018 bursiyeriydin? bursiyeriyim Ha. ben. Hı. Tamamdır. 2018 Yani bursu. ben kazandım. Daha sonrasında dil kursumu aldım 1 yıl. 1 yıl sonrasında hemen geldim. Aynen. Hı. Artık son sorumuza geliyorum. Edukas yurt dışı danışman, eğitim danışmanından aldığın hizmetten memnun musun? Memnun muydun? Evet. Tabii çok memnun kaldım. Ece ile çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Beni çok Teşekkür iyi anladı, ederim. çok iyi yönlendirdi sağ olsun. Yani her süreç çok kolay, benim için çok kolay gerçekleşti. Birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum ben. Bu yüzden de hiç zorluk yaşamadım. Şu anda da gayet mutluyum. Ya her şey çok güzel benim için. Umarım sizin için de her şey çok güzel olur, çok güzel ilerler. Bu Teşekkür kadar. ederiz. Şimdi bir soru daha var. Hı. GLS'yi siz gidenlerle görüşüyorsanız İngiltere'nin 2 senelik çalışma izni vermesi sonrası orada iş bulma konusunda ne düşünüyorlar? Ne derece bir zorluğu var? İlk 200 ve ilk 400'deki okullar fark ediyor mu? Yani burssuz giden, Durum. kendi bütçesiyle giden Hı. öğrencilerin ya aslında sizin de var ama tabii siz bakanlığa karşı sorumlu olduğunuz için Hı. Eğitimler bittikten sonra 2 sene çalışma izinleri oluyor. Hı. Onunla alakalı bir bilgin var mı veya sonrasında iş bulma konusunun zorluğuyla alakalı bir fikrin var mı?
Yani şu süreçte iş bulmak gerçekten zor. Çünkü benim bölümde arkadaşlarım var, İngiliz arkadaşlarım. Onlar master'dan sonra işe girmek istiyorlar. Doktoraya devam etmek istemiyorlar. Ve şu an onlar da çok zorlanıyorlar, İngiliz olmalarına rağmen. Ama dediğim gibi yani doktora sonrası belki iş bulmak daha kolay olabilir. Yani bu kişinin bilgisine ve tecrübelerine göre değişebilen bir faktör. Yani değişebilen bir durum. O yüzden çok net bir şey söyleyemeyeceğim bu durumla ilgili. Çünkü benim çalışma gibi bir planım yok şu anda. Bir de alandan alana da değişiyor aslında. Yani Yani şu hem an alandan alana sürecin değişiyor. Evet, hem kişiden kişiye gerektirdikleri. değişebilen bir durum. Şirket birazcık da şans. Her şeyin bir arada olduğu. Başka sorumuz Bir vardı. soru daha Sümitay Bey bir öğrencisi herhalde sormak istiyor. Onu soracak. Ben de hani Eren Ayvaz kullanıcı adlı arkadaşımız için de şunu söyleyebilirim. Hani evet bu kişiden kişiye değişiyor ve alandan alana da değişebilir. Süreçle de alakalı bir durum bu. Hani çok da yanlış yönlendirmeyelim onu şimdilik yani bu sorusuyla Evet. alakalı. Emre Bey eşiyle gelecekmiş Birmingham'a. Ücretsiz İngilizce kursu olup olmadığını merak ediyormuş. Herhangi bir bilgin var mı? Duydun mu bununla alakalı bir şey? Bununla ilgili hiç duymadım. Çünkü hani bu durumda olan hiç bir arkadaşım da yok. Bir arkadaşım aslında eşiyle birlikte geldi ama o da dil kursu almadı yani. Ya ücretsiz İngilizce kursu var mı emin değilim. Ama bir internetten bakılabilir ya da ben bir şey duyarsam sana haber verebilirim bu Olur. konuyla ilgili. Çok Olmadı bir teşekkür evli ederim. olan arkadaşımla da konuşurum. Hani Yardımcı çok olmaya net bir bilgim yok. çalışırız. Evet, net bir bilgim yok ama bir şey duyarsam mutlaka size haber veririm bu konuyla ilgili. Ya da bir internetten ücretsiz kurs var mı yok mu ona da bir bakabilirim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Başka sorusu olan yoksa senin var mı eklemek istediğin, söylemek istediğin herhangi bir şey? Ya ben sadece çok stresli olmasınlar. Bunu söylüyorum. Çok stresli bir süreç. Sonrasında yani sürekli hayatımızın her zamanında stres var aslında bakarsanız. Yani bu başvuru sürecinde de okul devam ederken de doktoraya başvuruda doktora devam. Yani sürekli hayatımızda stres olacak. Ama bunu bence çok düşünmemek ve hissetmemek lazım. Güzel şekilde her şeyi hallolacağına inanmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde ilerliyoruz ve bir şekilde her şey yoluna giriyor. O yüzden sadece ellerinden gelen en iyisini yapsınlar ve her şeyin inansınlar. Bence istedikleri bütün okullara başvurabilirler. Okullar konusunda da asla çekinmesinler. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü benim de bir ön yargım vardı. Bu üniversite beni kabul eder mi? Bu üniversite beni kabul eder mi diye. Yani başvurduğum her üniversitede kabul etti açıkçası. O yüzden sizlere de çok rahatlıkla istediğiniz üniversiteye, istediğiniz kesinlikle çekinmeden başvurun. Bunu öneriyorum. Teşekkür ederiz. Çok kısa iki tane daha soru geldi bu sırada Selin. Tabii. Yurtta kalırken network oluşturmanın kolaylığını yaşıyor musunuz acaba diye. Bence güzel bir soru aslında. Evet. Sen ne Evet, bence düşünüyorsun? gerçekten yurtta kalmanın en büyük avantajının bu olduğunu düşünüyorum. Hem kat arkadaşlarım olsun, hem diğer her yerde tanıştığım arkadaşlar yürürken, içeri girdiğimde. Yani sürekli insanlarla tanışma fırsatınız oluyor. Bu bence daha iyi. Yani bir evde tek başınıza yaşamaktansa yurtta yaşamanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben de bir şey sormak istiyorum. Sen şu an yüksek lisans öğrencileriyle beraber yurtta kalıyorsun. Bölümleriniz aynı mı, benzer mi? Aynı bölümden arkadaşların mı yoksa onların farklı mı bölümleri? Onların farklı, aynı bölümden değiliz biz. Onların farklı bölümleri. Bilgisayar mühendisi olan arkadaşım var. Business School'da olan arkadaşlarım var. Yani aslına bakarsanız hani bölüme bakılmaksızın bence dağıtılmış. Bu da çok güzel bir şey. Aynı bölümden olsak hepimizin aynı süreçte, aynı stresleri yaşadığımız, aynı ödevler. Hani bu bile yoruyor yani. Mesela ben burada çalışırken diğer arkadaşımın başka şeylerle ilgilenmesi, onun sürecinin, onun sınav şeylerinin farklı olması da aslında daha iyi bence. Çünkü birbirimizi görüyoruz en azından bu süreçte. Yani hepimizin aynı
bölümden olsak bence çok da hoş olmazdı diye düşünüyorum. Evet, hem de daha çok insan tanıyorsunuz bu sayede aslında. Son bir soru daha var. Arkadaş konusunda sıkıntı yaşadın mı? Aslında benzer bir soru cevabını da vermiş olduk gibi oldu. Evet, evet. Yani ben arkadaş kolay edinebilen bir insanım. O yüzden çok sıkıntı yaşamadım. En azından yani Katar arkadaşlarımla aram iyi. Türk arkadaşlarım var, yabancı arkadaşlarım var, bölümden arkadaşlarım var. O yüzden ben çok sıkıntı yaşamadım. Covid olmasa daha da rahat olurdum diye düşünüyorum ama yine de iyi, yine de iyiyim. Süper, çok sevindim. Tekrar çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığın rica için, ederim, vakit ayırdığın için. Çok güzel oldu yayınımız. Umarım herkes için iyi olmuştur. En azından eminim öyle sorularını cevaplayabilmişimdir. Aynen, çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok vaktini almak istemiyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Biz haftaya çarşambayı tekrar yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.